1976 Çarşamba Sefalı Köyü'ne doğumluyum. İlk orta lise öğrenimi Çarşamba'da tamamladım. İlkokulum Şehit Nuri Pamir İlkokulu, ortaokulum Atatürk Ortaokulu, liseyi de Çarşamba Lisesi'nde tamamladım. Daha sonra üniversite tahsilimi Erciyes Üniversitesi Yozgat Mühendislik Mimarlık Fakültesi'nde İnşaat Mühendisliği bölümünü bitirdim. 2002 yılında Nazif Kılıç Belediye Başkanımızken Sayın Nazif Kılıç'la birlikte Çarşamba Belediyesi'nde beton santrali ve şantiyelerde şantiye şefi olarak, inşaat mühendisi olarak görev yaptım. 2004 yılından bugüne kadar da Salıpazarı Belediyesi'nde yine inşaat mühendisi ve fen işleri müdürü olarak görev yaptım. 1 Kasım itibariyle istifa dilekçemi verdim. 1 Kasım'dan sonra Milliyetçi Hareket Partisi'nden Çarşamba Belediye Başkan adayı olarak halkın huzuruna çıktım. Evliyim. Eşim uzman doktor, şu anda Erzurum'un bir ilçesinde görev yapıyor. 2 yaşında Naz isminde bir kızım var. Çarşamba Belediye Başkanlığı'nı Adalet ve Kalkınma Partili Hüseyin Dündar Beyefendi kazandığında yaklaşık 2 ay, 3 ay arkadaşlarımızla birlikte yine görevin başındaydım. Kendisi beni binaya davet etti, makamında görüşemedik. Başkan yardımcısına not bırakmışlar. Benimle çalışamayacaklarını, siyasi olarak baskı altında olduğunu ve bu nedenle işte hakkım olan bütün tazminatlarını vereceğini söyledi. Ben de o gün o arkadaşa, belediye başkan yardımcısı arkadaşa teşekkür ettim. Çünkü ben üniversite yıllarında da, lise yıllarında da, şu anda da hep Milliyetçi Hareket Partisi'nin gönül eriydim. Hep ülkücü camiayla iç içeydim ve bir belediye başkanı, seçilmiş bir belediye başkanı, 60 bin nüfuslu metropol bir ilçenin belediye başkanı bana 25-26 yaşlarında sen siyasisin, senin siyasi düşüncenden dolayı seninle çalışamam demesi bana gurur verdi. O gün onlara da söyledim, çok teşekkür ettim, Allah razı olsun dedim, beni teslimlediniz. O gün orada bütün ilişkimizi kestik. Birkaç ay sonra da Salıpazarı Belediyesi'nde inşaat mühendisi olarak göreve başladım. Çarşambanın hiçbir etkinliğinden uzak durmadım. Arkadaşlarımızla, bizimle beraber hareket eden, bize gönül vermiş, sevmiş, kardeş görmüş, abi görmüş bütün arkadaşlarımızla birlikte hareket ettik. Cenazelerde, düğünlerde, etkinliklerde hep çarşambanın içindeydik. Çarşambanın sorunlarını da bu arkadaşlarla istişare ederken hep değerlendirdik, yorumlar yaptık. Belediye başkan adayımız Sayın Nazif Kılıç'la birlikte seçim faaliyetlerinde bulundum. Gururla bulundum. Çok mutlu oldum. Çok güzel deneyimler kazandım. Ve bu seçim atmosferinde de aday adaylığı konusunda birçok arkadaşım sohbet etmek için Salıpazarı'nda ziyarete geldiler. Samsun'da buluşmalarımız oldu. Bize dediler artık yola çıkma zamanı geldi. Büyükşehir yasasıyla köyler oy kullanıyor. Ve bize belediyeyi bilen genç köylü bir arkadaşımız gerekiyor. Biz seni bu konuda buraya layık gördük. Varsan birlikte yola çıkalım dediler. Biz de düşündük, taşındık. Eşimle düşündüm, ailemle düşündüm. Eşimle kararımı verdim ve bu yola çıktım. Yola çıkarken amacım ne bir makam, ne bir mevki, ne de reklam. Benim amacım Çarşamba'da güzel bir şeyler olsun. Çarşamba'nın genciyle yaşlısıyla artık Çarşambalı olmaktan gurur duymasını istiyoruz. Çarşamba'ya hep farklı izlenimlerle bakılıyor. Biz bunu kırmak istiyoruz. Ben çoluğumun, çocuğumun ya da kardeşimin, Çarşamba'da yaşayacak herkesin Çarşamba'da değişimin zamanı geldiğini düşünüyoruz. Görsel olarak değişim değil, biz yürekten değişmesini istiyoruz, tabandan değişmesini istiyoruz. Doğrudur, Çarşamba görsel olarak değişiyor. Türkiye değişiyor, Türkiye gelişiyor. Gelişirken Çarşamba'nın da gelişmesi gerekiyor. Ama gelişimin altını doldurulması gerektiğini düşünüyoruz. Biz yola çıktık. Bu yolda niyetimiz hayır, inşallah hayırlı sonuçlanacak diyoruz. Ne sonuçlanırsa sonuçlansın bizim için hayırlı olduğunu biliyoruz. Projelerimiz hazır, halkın huzuruna indik ve şu anda güzel bir teveccüh var. İnşallah hayırlı olacak. Kendim 2004'te Çarşamba Belediyesi ile ilişkisi kesilen bir inşaat mühendisiydim. Genç bir arkadaşınızdım. Ama benden sonra birçok arkadaşım işten ayrılmak zorunda kaldı. Ekmekleriyle oynandı. Ve bu insanların kendilerine göre bir hırsı olabilir ama benim hiçbir hırsım yoktu. Ama işten atılan arkadaşları gördüğümüzde içimiz yandı. Keşke dedik, iyi bir yerde olsak, biz oralarda olsak da bu arkadaşlarımıza uygulamayı bir başkasına yapmasak. Bir hırsım olmadı ama hep şunu düşündüm. İnşallah bir gün biz Milliyetçi Hareket Partisi olarak belediyeyi tekrar alırız. Bu yapılan zulmü bir başkasına yaşatmayız. Adalet nasıl uygulanır? Adalet ve Kalkınma Partisi'nin adaletiyle kalkınmasını Milliyetçi Hareket Partisi olarak bu insanlara ispatlarız diye düşünüyordum. Allah bugün bunu bana nasip etti. Ben olmasam da
Milliyetçi Hareket Partisi'nin adayı kim olursa olsun ben İlyas Aydın olarak hep yanında olacaktım. Benim idealim çarşambada bu zulme uğramış esnafıyla, işçisiyle, memuruyla sıkıntı yaşayan herkesin sorununa çözüm üretmek. Bugün Adalet ve Kalkınma Partili bir belediyede çalışan veya ona oy vermiş ya da oy verecek hangi arkadaşımız olursa olsun, eğer Milliyetçi Hareket Partili bir belediye başkanı 31 Mart'ta o koltuğa oturacaksa biz herkesin belediye başkanı olacağız. Herkese güler yüzle davranacağız. Hiç kimseyle bir sorunumuz yok. Kimseye de kinimiz yok. Biz bizim yaşadıklarımızı bir başkasına yaşatmayacağız. Yani memur ne yapması gerekiyorsa kamu ihale kanunundan imar kanununa kadar hepsini tırnağımla didine bugüne kadar öğrendim. Artık belediye başkanı o koltukta oturduğunda tabii yönetici arkadaşlarla istişare edecek, bunlarla bilgi alışverişinde bulunacak. Zaten istişareden hayır gelir, yani bir araya gelip görüş alışverişinde bulunacağız, toplulukla hareket edeceğiz. Ama ben belediyecilik anlamında belediyenin yapması gereken her konuda az çok bilgiye sahip olduğumu düşünüyorum. Çok şey yaşadım. Salıpazarı Belediyesi küçük bir belediye olabilir. Ama Salıpazarı Belediyesi'nde imara da, fene de, ihaleye de bir kişi bakıyor. O zaman o kişi onları bilmek zorunda. Hesap işleri müdürümle beraber çalışmış olabilirim ama kamu ihale kanununda bilmek zorundayım. Ondandır destek almışımdır, kendim de çözmüşümdür. İmarla ilgili konularda da bir şeyler bilmek zorundayım, fenle ilgili de. Yani biz büyük belediyelerde çalışanlardan farklıydık, küçük belediyede her şeyi bilmek zorundaydık. Ve ben o birikime şu anda sahip olduğumu düşünüyorum. Çarşamba içinde bu birikimini harcamak, kullanmak istiyorum. Milliyetçi Hareket Partisi'nin belediye başkanı İlyas Aydın, eğer belediye başkanı olursa tek başına hareket etmeyecek. Önce vicdan muhasebesi yapacak, vicdanına aykırı hiçbir uygulamayı yapmayacak. Birlikte hareket ettiğimiz arkadaşlarla istişare ettikten sonra hareket edeceğiz. Kesinlikle bencillik olmayacak, vicdansızlık olmayacak. Her işimizde önce vatandaşı düşüreceğiz, sonra kul hakkını ve Allah'ın adaletini. Allah'ın adaletine uymayan hiçbir şeyi kulun adaletinden beklemeyeceğiz.